Her şeyi çok hızlı anlatacağım. Şu an bu videoya giriş yapar yapmaz hemen beğeni butonuna tıklayın. Ardından da yorumlara herhangi bir yorum yazın. Aklınıza bir şey gelmiyorsa da destek yazın. Ben normalde uzun videolar attığım için ortalama izlenme sürelerim de çok yüksek olduğu için böyle kısa videolar attığımda YouTube çok fazla kişiyi göstermiyor. Bir önceki videonun istatistiklerini paylaşayım sizle. 19.583 kişi izlemiş, 620 yorum var. %3.2. Beğenin dememe rağmen 3.297 beğeni var. %17 seviyelerinde. Normale göre yüksek ama yine de 5 kişiden bir kişi zor beğenmiş. Arkadaşlar yapacağınız şey bir tane butona tıklamak ve o butona tıkladığınız takdirde, o yorumu yaptığınız takdirde böyle videoları, bu tarz içerik üreten kişilerin videoları daha çok kişiye ulaşmış oluyor. Ve insanlar böylece bir farkındalık kazanıyor. Ya gidiyor bağış yapıyor ya gidiyor bir toplanma merkezinde yardım topluyor. Ben bu hafta Üsküdar'a gittim, Kadıköy'e gittim. Orada beni tanıyan arkadaşlar oldu ve videoları izlemişler. İzledik geldik diyenler var aralarında. Yani internetin, sosyal medyanın böyle bir gücü var. Şu anda Haluk Levent'in, Oğuzhan Uğur'un büyük çaba sarf ederek yaptığı birçok şey var. Başka isimlerin de var. Hepsinden Allah razı olsun. İşte bu sayede oluyor bu. İnternetin, sosyal medyanın gücüyle, bunları paylaşmanın gücüyle oluyor. Lütfen hala beğenmediyseniz beğenin ve yorum yapın. Bir sonraki videoda bu videonun istatistiklerini de paylaşacağım sizlerle. Eğer %20'nin altında bir yorum ve %50'nin altında beğeni olursa gerçekten hayal kırıklığına uğrayacağım. Ve şu ana kadar yaptığım birçok video var, harcadığım birçok emek var. Maalesef çoğunun boşa gittiğini göreceğim. Saat 16.50 itibariyle 16.170 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Bu insanlar pazar günü başlarını yastığa koyduğunda hayatlarının en korkunç gecesini yaşayacaklarını bilmiyorlardı. O gün son kez birbirlerini gördüklerini, son kez yemek yediklerini, son kez konuştuklarını, belki son kez güldüklerini, ağladıklarını bilmiyorlardı. Belki geçim sıkıntıları vardı, başka dertleri vardı, parayı kendilerine sorun ediyorlardı ama şu anda hiçbirinin anlamı kalmadı. O yüzden sadece kendimizi, dünyevi dertlerimizi düşünmemizin bir anlamı yok. Böyle zamanlarda birbirimizi de düşünmek zorundayız. Şu anda hala çok sayıda yaralımız var. Enkaz altında hala hayata tutunmayı deneyen vatandaşlarımız var. Bebekler çıkıyor enkaz altından. Gerçekten bir mucize adeta. Ve enkazdan çıkmış zor koşullar altında bir şekilde ailesiyle hayata tutunmaya çalışan yurttaşlarımız var. İşte onların hepsi için bir şeyler yapabilmemiz gerekiyor. Bu zamana kadar bu kanalda kendi adıma sizlerden herhangi bir şey istemedim. Katıla abone olun demedim. Süper teşekkürlerden bahsetmedim. Bunları yapmadım. Ama bugün sizlerden maddi anlamda destek istiyorum bölgeye ulaşması için. Bunu Türk Filantropi Vakfı'nın fonu aracılığıyla yapacağız. TPF'in başlattığı bir fon var ve fonun gelirlerinin bir kısmı da YouTube kanalları üzerinden toplanıyor aslında. Barış Özcan'ın bu anlamda önemli bir adımı oldu. Ona da teşekkür ederim ben bir içerik üretici olarak. Ve bizler de, sizler de bu fona bu şekilde katkı sağlayabiliyoruz. Bu videoyu bilgisayarlarınızdan izliyorsanız veya telefonunuzdan izliyorsanız her ikisinde de bağışa dair seçenekleri ekranınızda göreceksiniz ve oradan bağış yapabilirsiniz. Bu kanalı iş dünyası odaklı olduğu için gelir seviyesi ortalamanın üstünde birçok kişi izliyor biliyorum. Şirketlerin patronları izliyor. Hem orta ölçekli hem büyük ölçekli. Çeşitli videolardan sonra benimle iletişime geçtikleri için biliyorum bunu. Dolayısıyla onlardan da destek bekliyorum. Onlar haricinde normal vatandaşlarımızdan da hepinizden destek bekliyorum. Herkes bakın en az bir 50 lira bağış yapabilir. En az diyorum. Bugün 50 lirayla bir öğün yemek dahi yiyemiyoruz. Ama o 50 liralar bir araya geldiğinde çok büyük bir anlam ifade ediyor. Göndereceğiniz bir 50 lira belki enkazdan çıkan bebeğin üzerine örtülecek bir örtü olacak. Belki yaşlı bir insana verilecek bir konservenin bedeli olacak. Ama bir şekilde bir noktada o insanlara katkı sağlayacak. Bu fonun güzel taraflarından birisi şu, gönderdiğiniz para hiçbir kesinti olmadan aktarılıyor. Yani ne içerik üreticileri olarak bize geliyor, ne YouTube bir kesinti yapıyor. Direkt ilgili vakfa gidiyor ve vakıf üzerinden de ilgili kurumlara aktarılıyor. Bu kurumlar arasında da Ahbap, Açev, İhtiyaç Haritası, TOK gibi çeşitli kurumlar mevcut. Açıklamaya linkini koyarım, oradan da inceleyebilirsiniz detayları. Bakın maddi durumunuz ne olursa olsun lütfen 50 liradan bahsediyorum arkadaşlar. Tabii en az diyorum lütfen. Bu bağışta bulunun. Gençler bir oyun kodu almak yerine veya herhangi bir dijital platforma abone olmak yerine bu ay iptal edin aboneliğinizi falan. Gidin buraya yardımda bulunun. Bugün gerekiyorsa dışarıda yemek yemeyin ya da evinizde bir öğünü mümkünse eksik yiyin ama bırakın sizin o öğününüz oradaki insanlara ulaşmış olsun. Siz veya ben belki 5 saattir açız, 6 saattir açız ama orada 80-90 saattir aç olan, enkaz altında olan insanlar var. Twitter'da bir abimizin videosuna denk geldim. Cebinde bisküvi taşıyor ve o bisküviyi aslında enkazdan kendisi kaç saattir aç Allah bilir ve o bisküviyi enkazdan kendi çocukları çıkınca onlara vermek için saklıyor. Cebinizde ne var? Bisküvi var, yiyemiyorum. Dünden beri yiyemiyorum. Çocuklarıma verecektim. Bisküviyi çocuklarınıza mı vereceksiniz? Evet.
Kimse çıkmadı. Şimdi böyle insanların olduğu bir ortamda destek vermeyip herhangi bir şekilde maddi veya manevi bir sürece katılmayıp nasıl bir insan rahat olabilir ki? Bu ülkede futbol kulüpleri için milyonlarca liralık destekler toplandı. O paraların çoğu saçma sapan futbolculara gidiyor, eriyor, çöp oluyor adeta. Bu ülkede yarışma programlarında SMS'lerle milyonlarca liralar toplandı. Bakın bu paralar benim gözümde birer çöp, uçuyor, gidiyor. Ama bugün buralara yapacağınız yardımlar bu fonlar aracılığıyla, diğer kuruluşlar aracılığıyla birisinin hayatına dokunacak. Hepinizden gerçekten gönülden bir şekilde destek istiyorum. Ben daha önce yaptım diye düşünenler olabilir ama bir kere daha yapın. 50 lira daha cebinizden çıktı diye fakirleşmezsiniz. Şunu da düşünenler olabilir. Mesela ben Üsküdar'a gittim, Kadıköy'e gittim. Oradaki yardım toplama merkezlerine inanılmaz bir akış var orada. Sürekli malzeme geliyor. Sürekli koliler depolanıyor, gönderiliyor. Bunları görenler televizyonda vesaire diyebilir ki ya zaten yüklü miktarda destek geliyor. Bizim göndermemize gerek yok. Daha fazla ihtiyaç yok diye düşünebilir. Ama bu bir yanılgı. Bakın televizyonda gördüğünüz şeyler o deprem bölgelerinde ekranda sadece belirli bir kesidi görüyorsunuz. O kameranın 360 derece etrafı taradığı durumlarda gerçek felaketle karşılaşıyorsunuz. Drone'la çekilmiş görüntüler var internette. Sanki burası bizim memleketimiz değil de o deprem bölgesi 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı bir coğrafya gibi adeta. İnanılmaz bir enkaz, inanılmaz bir yıkıntı var. Böyle bir durumda akın akında destekler gelse o desteklerin belirli bir süre sürekli olarak gelmesi, akması, devam etmesi gerekiyor. Bir diğer bakış açısı da şu. Devlet bu kadar kaynak topladı bu zamana kadar. Deprem fonları var, onlar bunlar var. Bunlar nereye gitti? Evet, bunları ben de hepiniz gibi sorguluyorum. Ama şu an o paraların ne olduğunu sorgulayabileceğimiz an değil. Şu an acil bir an ve bu acil anda yapılması gereken şey bir vatandaş olarak elinden ne geliyorsa yapmak. Devlet ne yapıyoryu sadece sorgulamak değil. Bunu tabii ki bir taraftan sorgulamamız gerekiyor ama deprem için toplanan fon ne oldu? O gönderilsin. Ben bu sürece katkı sağlamam, dahil olmam demek doğru bir davranış değil arkadaşlar. Şimdi lütfen hala yapmadıysanız bu videoyu beğenin, yorum yapın, paylaşın ve lütfen o bağışı yapın. Lütfen diyorum. Bu kadar emeğim var bu kanalda. Sabah 10'da yayınladığım videoyu 9.45'te defalarca yayın aldığımı biliyorum. Sabahlara kadar uykusuz kaldığımı biliyorum. Saatlerce herhangi bir konuda, hangi konuda video hazırlıyorsam size doğru bilgi vermek için bazen bir bilgiyi 1,5 saat, 2 saat araştırdığımı biliyorum. Bakın sadece bir bilgiyi diyorum. Bu kadar emek verilen, bu kadar çaba harcanan bir kanalda, kanalımın bu kadar videosunu izlemişsinizdir bu zamana kadar. Kaç haftadır aralıksız her pazar 10'da ne yapıp edip bütün işimin gücümün arasında yine o videoları yetiştirmeye çalışıyorum. Ve sizde muhakkak bir emeğim vardır yani. Hani bunu söylemek istemem, kendi çıkarım için olsa böyle bir şey söylemem ama başka insanlar için istediğim için bu kadar rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Benim sizde muhakkak bir emeğim var. Lütfen bugün o emeğin karşılığını bana değil bu fon aracılığıyla o insanlara ulaştırın. Videoyu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bunu lütfen yapın.